Herkese merhaba arkadaşlar. 7 Mart 2020 iddia tahminlerinde ideal kuponu olaraktan verdim bir tane kupon. Bu 4 maçlı arkadaşlar biraz sürpriz tahmin e, yapmak istedim. Sürpriz olacak maçlar diye görüyorum. Bu haftanın patlayan maçları olaraktan görülebilir bu maçlar. Çünkü çoğu takımın Şampiyonlar Ligi maçı var ve veya UEFA maçı var bu takımların. Aynı şekilde Başakşehir, Tottenham, Atletico Madrid ve Dortmund'un aynı şekilde maçları vermeden ayın 6'sını oynadığımız maçlara baktığımız zaman Beşiktaş maçı arkadaşlar geldi. Paderborn maçı da aynı şekilde KG var dedik geldi. Beşiktaş alır 1.5 küs veya 2.5 küs şeklinde dedik. Aynı şekilde geldi. Aleves ve Marsilya maçlarında 2 sene 2-3 gol dedik. İlk yaraları bitti. Birer gol oldu şu an. Beklemedeyiz. Ayın 7'sini oynanacak maçlara baktığımız zaman Göztepe Başakşehir maçında. Başakşehir arkadaşlar 2-20 oran vermişler. Oran yüksek buradan mi Başakşehir'in yenemeyeceğini bir anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Başakşehir'in yenmesi gerçekten zor. Beraberle 2.85, Göztepe galibiyetine 2.55 oran vermişler. Başakşehir lider takım, lideri 2.20 oran neden verilir ki diye bakacak olursak Göztepe evinde iyi oynayan bir takım. Yeni statlar açıldı zaten. Yeni statlarında oynanan ilk maçı Beşiktaş 2-1 yendi. Ondan sonra daha yeni statında yenilmedi Gaziantep'le 1-1 berabere kaldı. Ben bu maçta da beraber biteceğini düşünüyorum. Göztepe'nin Başakşehir'in yenileceğini düşünmüyorum. Göztepe'nin de yeneceğini düşünmüyorum. Yani maçta bir beraberlik çıkacaktır diye düşünüyorum. Puan durumuna baktığımız zaman Göztepe kendi evinde 16 gol atıp 11 pardon pardon 14 gol atıp 11 tane gol yemiş. Evinde toplamda 16 puan toplayabilmiş. Daha çok deplasmanda almış puanlarının çoğunu. Başakşehir'e baktığımız zaman deplasmanda o da deplasmanda bir zayıf kalmış. 14 gol atıp 12 tane gol yemiş. 19 puan toplayabilmiş. Sakatlık olarak her iki takıma baktığımız zaman Göztepe'de Alpaslan Öztürk sakat diyebiliriz. İlk 11 oyuncusuydu. Uzun zamandır sakat diyebiliriz. Ne zamandır maç oynamıyor. Başakşehir'de sakatlık bulunmuyor. Fakat Başakşehir'in Kopenhag'la maçı var arkadaşlar. Kendi evinde. Ayın e, Rotasyona gidebilir veya gol atıp oyuncular dinlendirdikten sonra gol yiyebilir. Bu şekilde ben bu maçta bir beraberlik seziyorum. Öyle bir düşüncem var. Kafanıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Oranı gerçekten iyi. 2.85 oranı var. Notlarıma da 2.85 oranı not alıyorum. Dediğim gibi Başakşehir zor maçı. Haftanın zor maçlarından beni patlamaya müsait bir maç. Göztepe galibiyeti de gelebilir. Aynı şekilde Başakşehir galibiyeti de gelebilir. Ama dediğim gibi daha çok beraberliğe yatkın bir maç olduğunu düşünüyorum. 2.85 orandan. Diğer maçımız Tottenham maçı. İddia oranı... Neyse iddia oranları olmasa da olur. Ee, evinde Burnley'in arkadaşlar iyi oynayan bir takım. Evinde 19 tane gol atıp 18 tane gol yemiş. Topladığı 38 puanın 22 puanını kendi evinde almış. Tottenham tarafına baktığımız zaman 40 puanı var. Deplasmanda 19 gol atıp 24 tane gol yemiş. Deplasmanda sadece 14 puan toplayabilmiş. Tottenham son haftalarda iyi gitmiyor. Son 2 haftadır yeniliyor. Kendi evinde en son Wolves'a e yenildi. Ondan önce de Chelsea'ye yenildi. Tottenham arkadaşlar ayın 10'unda oynayacağı Leipzig maçı var. Aklı bu maçta olacaktır diye düşünüyorum. Bu Şampiyonlar Ligi maçına çıkmadan önce moral bulmak isteyecektir Leipzig'e karşı. Bu maçtan puan almak isteyecektir ama böyleydi ben puan vereceğini düşünmüyorum açıkçası. Verirse en fazla bir puan verecektir diye düşünüyorum. Tottenham'ın maçtan galip geleceğini düşünmüyorum. Zaten evinde oynadı Leipzig'de ilk maçı yenildi. İkinci maçı deplasmanda oynayacak. İşleri gerçekten zor. Mourinho şampiyonlar ligine asılmak isteyecektir. 2 haftadır da ligde kötü gidiyor. Ee, Burnley'in arkadaşlar bu maçtan puan alacaktır diye düşünüyorum. Bu maçta ya Burnley'in galibiyeti gelir ya da aynı şekilde bu maçın da ben berabere biteceğini düşünüyorum. Baktığımız zaman zaten Tottenham tarafında Son, Kane, Sokku ve kaleci Loris şüpheli. Hatta ben direkt söyleyeyim bu maçta beraberliği de oynamayın. Burnley'in Burnley, in, Burnley in galibiyetini oynayın diye düşünüyorum haftanın sürpriz maçlarında. Sistem kuponlarınızı da ekleyebilirsiniz. Zaten şöyle baktığınız zaman en golcü iki ismi Tottenham'da yok. Harry Kane ve Hegmusson. Ev sahibini oynamak mantıklı. Çünkü son haftalarda iyi bir form yakaladı ev sahibi de. Son ne zamandır zaten evini oynadı. maçlara baktığınız, baktığınız zaman Arsenal'la berabere kaldı. Ondan önce e, Manchester United'ı yendi. 2-0'lık. Evinde Leicester'ı yendi. Son haftalarda iyi gidiyor. Bu maçta da ben bir Tottenham'ı yenecektir diye düşünüyorum. Sürpriz kuponlarda değerlendirebilirsiniz. Oranı yüksek zaten ki oran iddia maçkolik sanırım bir şey sıkıntısı var. Ondan girmiyor. Dediğim gibi maçta bir Burnley galibiyeti gelecektir. Tottenham Leipzig karşısına çıkacaktır ki diğer maçlar Leipzig Şampiyon Ligi'nde ne kadar bir üstün başarı gösterebilir o da şüpheli açıkçası. Bu maçta dediğim gibi bir Burnley galibiyetini denenir. Denemek isteyen arkadaşlarımız bu maçta deneyebilir. Evinde iyi oynayan Burnley son haftalarda çıkış sürdürüyor. Bu maçta da galip gelecektir diye düşünüyorum. Diğer maçımız Atletico Madrid-Sevilla maçı. Puan durumuna bakalım. Atletico Madrid'de arkadaşlar 44 puanı var. 5. sırada yer alıyor. Sevilla'nın ise 46 puanla 3. sırada yer alıyor. Atletico Madrid'in Şampiyonlar Ligi maçı var. Bunu söylemek istiyorum. Liverpool'la Deplasman'da aynı 11'inde önemli bir maçı var. İlk maçı da 1-0 yenmiş ben bu maçta arkadaşlar Atletico Madrid'in aklının Liverpool maçında olacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Sevilla'nın da UEFA maçı olması lazım. Aynen kendi evinde Roma ile oynayacak. Önemli bir mücadele. Büyük takıma karşı oynuyor. Aynı şekilde Sevilla'nın aklı da bu Roma maçında olabilir. Her iki takımın attığı gollere baktığımız zaman Atletico Madrid kendi evinde 18 gol atıp 7 tane gol yemiş. Topladığı 44 puanın 28 puanını kendi evinde toplamış. Sevilla tarafına baktığımız zaman deplasmanda 18 gol atıp 14 tane gol yemiş 23 puan toplamış. Yarı puanını yarı yarıya deplasmanda toplamış diyebiliriz. Ee, İspanya Ligi'nde dış sahada oynanan takımların mücadelesine baktığımız zaman Sevilla arkadaşlar ikinci sırada yer alıyor. Deplasmanda iyi bir performans gösteriyor. Zaten son haftalarda her iki takımın da maçlarına baktığımız zaman Atletico Madrid 4 maçtır yenilmiyor ki öncesinde de iyi bir performansı var. Sevilla'ya baktığımız zaman aynı şekilde 3 haftadır onlar da yenilmiyor. Deplasmanda Getafe'yi yendiler. En son maçı da 3-2 e, Osasuna'ya karşı galip geldiler. Deplasmanda çok fazla iyi değiller. Ama bu maça her iki da önemli maçları var. Birinin Şampiyonlar liginde diğerinde UEFA'da. Bu yüzden bu maçtan bir beraberlik çıkar diye düşünüyorum. Bu maça da beraberlik şeklinde oynayabilirsiniz. Beraberlik oranı şu an yazmıyor ama bakabilirsiniz. E, dediğim gibi Sevilla'da eksik var iki tane. Oliver Torres ve Fernando Reges. Orta sahada eksikler diyebiliriz. Ki bu maçı Atletico Madrid kazanırsa arkadaşlar bir farkla kazanır diye düşünüyorum. Bir farkla kazanır oranı da handikap sıfır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Oran şu an gözükmüyor. Siz bakıp değerlendirebilirsiniz. nasıl oynan mı, oynanacağını bilmeyen varsa yorumlara yazsın. Ben yardımcı olurum. Bu maçı da geçiyorum. Diğer maçımız Gladbach maçı. Bu maçı zaten vermiştim e, ee, ideal kuponla bir KG var vermiştim arkadaşlar. Her iki takımda gol açacağını düşünüyorum. Aynı şekilde Dortmund'un da arkadaşlar Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli bir mücadelesi mücadelesi var PSG'ye karşı. İlk maçın 2-1 yendi ama çok önemli bir deplasmana gidiyor. Paris bu turu atlayabilir ki Dortmund'un durumu çok iyi. Ee, bakalım bu maç gerçekten merak ediyorum. Turu kim atlar? Paris yener diye düşünüyorum ama Dortmund'da bir sürpriz yapabilir. Fransa'da bakalım. Puan durumuna baktığımız zaman Glapa iyi oynayan bir takım. Zaten yani puan durumuna baktığımız zaman aralarında 2 puan, puan var. 46 gol atıp 27 tane gol yemiş. Glapa zaten evinde 27 tane gol atıp 13 tane de gol yemiş. Dış sahada Dortmund'a baktığımız zaman 25 gol atıp 22 tane gol yemiş. Glapa evinde 26 puan toplarken Dortmund dış sahada 18 puan toplayabilmiş. Bu maçta dediğim gibi ideal kuponda KG var verdik. Evinde oynanan maçlara baktığımız zaman Gladbach'ın çoğunda Dortmund üstünlüğü var Ama durum şu an değişti açıkçası Dortmund ne zamandı zaten Gladbach'a karşı üstünlüğü var Bu yıl Gladbach'ın durumu gerçekten iyi Şöyle son maçlara baktığınız zaman zaten Kendi evinde oynadığı maçlarda da gerçekten başarılı diyebiliriz Gladbach takımı Bu maçta da ben açıkçası beraberlik seziyorum bu maça da sistem kuponlarınızla beraberlik şeklinde değerlendirmek isteyenler varsa beraberlik şeklinde değerlendirebilirler. Sanırım oranı 2.85 olması lazımdı. 2.85 oranından değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu maçı da bu şekilde değerlendirebilir. Bu 4 maç şöyle tekrardan üstlerine, üstlerinden geçecek olursak Göztepe Başakşehir maçına beraberlik dedik. Burnley maçına ise Burnley galibiyetini bekliyorum dedim. Atletico Madrid maçına Beraberlik ki Atletico Madrid kazanırsa bile tek farkla kazanacaktır diye düşünüyorum. Handikap sıfır şeklinde değerlendirebilirsiniz. Hangisi kafanıza yatıyorsa onu değerlendirin. Gladbach maçını da aynı şekilde ben bir beraberlik maçı diye düşünüyorum. Bu maçları özellikle seçtim. Çünkü çoğunun hem UEFA hem de Şampiyonlar Ligi'nde önemli maçları var. Ki ilk maçları da e, ikinci ayakları oynanacak. İlk maçları önemli skorlarla bittiği için. ikinci maçlara e, önem verecekleri için ligi bu hafta e, biraz Akıllarında tutmayabilirler yani. Şampiyonlar Ligi olacaktır akıllarında futbolcuların. Bu yüzden bu 4 maça böyle bir tahmin yaptım. Kafasında yatan varsa değerlendirebilir. Sistem kuponlarında değerlendirebilir. Sistem 2-3 şeklinde 3 maç seçip bu maçlardan oynayabilirsiniz de. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone değilseniz de abone olursanız seviniriz. Videolardan haberdar olmak için de kanalı bildirimlerini açabilirsiniz. Sizin de bu maçlar hakkında kendi yorum ve düşüncelerinizi yoruma bırakabilirsiniz. Herkese teşekkürler. Başarılar.